Melih Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben öncesinde tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere Kobe Özel programımıza konuk olduğunuz için. Şimdi Melih Bey, bronz endüstri olarak söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Melih Tunç kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Melih Tunç, evli, bir çocuk sahibi. Yaklaşık olarak 15 yıldan beri bu sektörün içinde olan girişimci ruhlu bir genç diyelim. Evet. Yaşımız her ne kadar yüksek olsa da. Endüstri üzerine hizmet veriyorsunuz. Evet, endüstri üzerine hizmet veriyoruz. Aslına bakarsanız iki sektöre hitap ediyoruz. Sektörlerden bir tanesi patlama riski olan tüm yerlere ex-proof malzemeler tedarini yapıyoruz. Ürünlerin tamamı kendi üretimimiz. Dökümhanelerimiz de üretiliyor. Daha sonra ufak tefek işlemlerden geçip paketlenip müşteriye kargolanıyor. Ürünler kıvılcım çıkartmaz el aletleri diye geçiyor. Bu ürünler dediğim gibi patlama riski olan, özellikle rafinerilerde, kimyasal üretim yapan firmalarda, boyahanelerde, boya üretimi yapan firmalarda, aslına bakarsanız gıda sektöründe de kullanılacak yakın zamanda artık. Bunlarla alakalı yasalar da çıktı. Yani baharat üretimi yapan, un üretimi yapan fabrika ve tesislerle de bu ürünler kullanılacak. Evet. Bu ürünlerin tamamen yerli olarak hem üretim hem de tedarini yapıyoruz müşterilerimize. Tüm belgelerimiz tamamdır. ATEX sertifikası dediğimiz bir sertifikamız var. Onu da tedarini yaptık. Onu da aldık. Yani sertifikalarımızla, belgelerimizle sektöre yaklaşık olarak 2 yıldan beri aktif olarak bu sektördeyiz. Onun haricinde de rüzgar türbinleri, RES dediğimiz rüzgar enerji santrallerinin, evet, güneş enerji santrallerinin bağlantı ekipmanlarını tedarini yapıyoruz. Bunlar civata, somun, pul, özel ürünler, özel yapılması gereken ürünler, özel kaplamalı ürünler. Örnek verecek olursak Geomet 321A dediğimiz bir kaplama yapılıyor. Zintec kaplama, Delta Protec kaplama. O tarz kaplamalı bağlantı ekipmanlarını rüzgar türbinleri ve enerji santrallerine tedarini sağlıyoruz. Bu kadar. Evet, hem üretici firmasınız. Evet, bir de bir üretici firmayız. Kendi markamızı üretiyoruz aslına bakarsanız, evet, ex-proof konusunda. Evet. Diğer ürünleri de tedarini sağlıyoruz. Ticaretini yapıyoruz. Müşterilerin özel isteklerini yerine getiriyoruz açıkçası. Evet. İşte bu kaplama, bir civatayı bulabilir miyiz? Ya da işte bu ürünü tedarini yapabilir miyiz? Mesela yurt dışından getirdiğimiz çok farklı ürünler de var. İthalat, ihracat firması olduğumuz için. Mesela çok özel tork anahtarları getiriyoruz. Bazı altın madenleri diyeyim, o tarz firmalara da özel ürünler getirtiyoruz. Özel tork anahtarları. Türkiye'de bulamayacağınız ürünleri getirtmeye çalışıyoruz. Evet. Bazılarını dediğim gibi özel yaptırıyoruz. Bazıları da yurt dışından geliyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi biraz önce 2016 yılından itibaren aktif olarak hizmet verdiğinizi söylediniz. Ex-proof konusunda. Ama bunun tabii ki öncesi de var. Kesinlikle. Ex-proof konusunda yaklaşık olarak 2010 yılından beri çalışmalarımız devam ediyordu. Tabii bu bir süreç. Kesinlikle. Bunun belgeleri alınıyor. Bazı formülasyonları var ürünün. Onlar belirli bir çalışma doğrultusunda yapılıp artık yani evet, tamam, belgelerinde aldığımız dediğimiz sene yaklaşık olarak 2016 senesiydi. Dediğim evet, gibi belgelerimizin tarihlerinden de bellidir zaten. Mesele o belgeleri almak açıkçası. Evet. 2016 yılında itibaren. Evet, aktif olarak ex-proof konusunda diyelim. Evet. Peki hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Mesela özel ürünler yapıyorsunuz. Evet. Nelerdir mesela, hani artıları, eksileri? Bir kere şöyle söyleyeyim, tedarik konusunda firmamız olarak örnek veriyorum, diğer firmaların verdiği termin sürelerinden çok daha hızlı müşteriye tedarini sağlıyoruz. Termin sürelerimiz çok kısa. Özellikle bu bağlantı ekipmanları olsun, ex-proof el aletlerinde olsun.
Yani diğer firmalar, örnek veriyorum, 8 hafta, 6 hafta gibi termin verirken biz 2 ila 3 hafta arasında bu ex-proof malzemeleri tedarini sağlayabiliyoruz. Evet. Daha yeni bir hatta bir proje vardı. 15 hafta termin verilmiş müşteriye bu bağlantı ekipmanları konusunda. Biz 3 haftada terminini sağladık. Evet, her işletmede olduğu gibi öncelikle tabii kesinlikle, ki müşteri memnuniyeti geliyor. Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti, hızlı termin evet. ve kaliteli ürünler. Verilen yani, sözlerin, o taahhütlerin yerine getirilmesi, onlar da işte çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Termin süreleri, evet. işte müşterim der ki 47. haftada bu ürünün bizde olması gerekir. Evet. 47. haftada o ürün müşterime tedariği yapılır. Evet, yani onların işindeki sizin ürününüz eğer kilitse, kesinlikle. Orada işin beklemesi demek. O yüzden de dediğiniz gibi ne aynen. kadar erken bu işin, bu ürünlerin tedariği yapılırsa bir o kadar da... Bir de şöyle söyleyeyim, yani işimiz sadece tabii ki... Hizmet kalitiniz ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki işimiz para kazanmak, hayatımızı idame ettirmek ama çok önemli bir müşterimin telefon açış şekli şöyledir. Merhaba çözüm ortağımız diye telefonu açar. Hı hı. Çözüm ortaklığı da çok çok önemli. Evet. Mesela bir müşterim acil bir şey lazım ya da burada ne yapabiliriz dediği zaman tabii ki yılların vermiş olduğu deneyime dayanarak daha çok pratik üzerine çalıştığımız için, pratiğimiz olduğu için daha doğrusu gidip burada bu ürünü kullanabilirsiniz ya da şöyle şöyle yapalım. Bunu burada bunu kullanalım diyebiliyoruz müşterimize. Evet. Hızlı cevap verebilmek, hızlı cevap, anında çözüm üretebilmek. Anında çözüm üretilmek, hemen müşteriye müdahale etmek o ürünle alakalı evet. ya da o oradaki sıkıntıyla alakalı çözüm üretmek. Evet. Bunların hepsi önemli kriterler. Aynen, bronz endüstri olarak en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi. Çözüm evet. ortaklığı, hızlı termin, kaliteli ürün. Evet, şimdi biraz ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Evet, sektör... Aslında baktığımız zaman çok dar bir sektörün içerisinde, evet hırdavat olarak adlandırabilirsek belki çok geniş bir sektör ama yaptığınız özel ürünler ve çok dar bir sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Ancak tabii ki bu sektörde de elbette de yalnız değilsiniz. Yani kesinlikle. Sizin gibi bu hizmeti sunan firmalar varken sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir? Dediğim gibi bağlantı ekipmanları konusunda hızlı termin, kaliteli ürün, müşterinin istediği gibi bir ürün. Mesela müşterim der ki biz bu ürünleri bu şekilde paketlenmesini istiyoruz. Ya biz 30 kiloluk kolilerle değil de 15 kiloluk kolilerde istiyoruz. Kaldırması zor oluyor diye. 15 kiloluk mesela müşteri ne istiyorsa ona göre evet. Tedarini yapıyoruz. Onların ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi termin süreleri, müşterinin istekleri, bağlantı ekipmanları konusunda bu. Exproof konularında ise bir kere yerli üreteceğiz. Evet. Bakın bu Exproof ürünler yurt dışında var. Marka olarak şimdi vermek istemiyorum. Çok çeşitli ürünler var. Fakat Türkiye'ye getirilmesi, gümrükten geçmesi, bu tarz ürünler normal olarak fiyata yansıyor. Evet, külfetli geliyor. Kesinlikle. Hem termin süreleri çok uzun oluyor. Biraz önce de örneğini verdim. Termin süreleri de çok uzun oluyor. Biz müşterimiz gerçekten çok acil dediğinde gece bile dökümhaneyi çalıştırıp o ürünü en kısa sürede müşteriye tedarini sağlıyoruz. Evet. Exproof el aletleri konusunda özellikle. Bu şekilde. Evet. Peki önümüzdeki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz neler? Önümüzdeki süreçte özellikle yurt dışına açılmak. Aslına bakarsanız farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına da malzemelerimiz gidiyor. Dolaylı ihracat. Tabii ki dolaylı ihracat. Mesela bir müşterimiz yurt dışında kullanmak için taşeron firma olarak örnek veriyorum. Bu malzemeleri bizden alıp yurt dışı bir projesinde kullanabiliyorlar. Evet, biz de sektörümüze ihtiyacı olan herkese İzmir'de bulunan Bronz Endüstri firmasını biz de buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun.